Faturada her ürünün karını izleyebilirsiniz. Bunun için satış faturasını açıyorum. Açtığımız satış faturasında önce bir biçimlendirme yapmamız gerekiyor. Sağ tuş, biçimlendir diyorum. Burada satır karı alanını buluyorum. Buldum, çift tıkladım ve seçili alanlara aktardım. Tamam dedim. Bu ürünün miktarı 1 kilogram, birim fiyatı 2 lira. Birim maliyeti 1 lira olduğu için 2 liradan satış yaptığım için satır kârı 1 lira olarak kaydedelim. Sağ tuş, yeni. Tekrar bir alış faturası düzenleyelim. Stokumuzda olmayan bir ürün olsun. Stok listesinden sağ tuş, yeni kart diyelim. Elma diyorum. Ürünümü seçtim. Maliyetinin belirlenmesi için bir miktar ürün alımı yapmam lazım. TL'den alım yapıyorum. Ve kaydediyorum. Şimdi sağ tuş yeni satış faturası diyerek bu ürünün satışını yapacağım. Ürünümü seçtim. Bu ürünü 1 liraya aldığım için kilosunu 2 liraya satarsam 1 lira kar elde ederim. Gördüğünüz gibi satır karını 1 olarak karşımıza getirdi. Faturada her ürünün karının izlenebilirliği bu şekilde yapılmaktadır.